İyi akşamlar. Kişisel gelişim videolarımız bölümünden dediğimiz gibi gün içerisinde birçok kez başvurduğumuz savunma mekanizmaları konusunun bugün üçüncüsüne değineceğiz. Yani çarpıtma, olayı bir başkasının üzerine yükleme, aslında kendisinde olan bir olayı başkasına yükleme faaliyeti diyoruz. Şimdi önce tanımsal olarak bakalım, daha sonra konuyu örneklerle pekiştireceğiz. Evet, çarpıtma ne demekmiş onu bir görelim. Kişinin içerisinde ya da bireyin içinde yaşadığı olumsuzluğun kaynağını olduğu gibi değil, işine geldiği gibi anlaması ve olumsuzlukları bu şekilde değerlendirmesi olayına çarpıtma savunma mekanizması denmektedir. Yani kişi suçu kendisinde değil veya negatif olan olay kendisinde değil, karşısında kişiye yük yöneltme olayına çarpıtma savunma mekanizması diyoruz. Şimdi bunu, daha doğrusu kişi işine nasıl geliyorsa o şekilde anlatma şekli diyoruz. Bunu örneklerle bu konuyu açıklayalım. Evet, alkollü bir şekilde hız yaparak araba kullanan biri trafik kazası geçirdiğinde, yürüyemez hale geldiğinde, durumun nedeni olarak trafik polisinin ve polis kontrolünün eksikliğini ileri sürmesi bir çarpıtmadır. Yani kendisi alkollü olduğu için trafik kazası yaptığı halde, yani suçlu kendisi olduğu halde, bunu trafik polisine veya trafik kontrolünün eksikliğini bağladığında bu durum nedir? Bir çarpıtmadır diyoruz. Gene bir başka örnek. Ağır depresyon yaşayan birisinin ailesinin başına gelen her türlü talihsizliğin kendinden kaynaklandığını düşünmesi bir çarpıtmadır. Genelde bu tarz olaylarda, yani çarpıtmalarda, depresyon, yani gene negatif bir olay yaşayan, ağır geçiren birisi ailesinin başına gelen her türlü şanssızlıktan kendisini sorumlu tutması ve benim yüzümden, evet, bu çarpma konusunun örneğinde benim yüzümden oldu gibi bir takım sözlerle bunu söylemesi bir çarpıtma konusudur diyoruz. Gene efendim, yıllardır alkolik olan bir kadının kocamın alkolik olduğumu iddia etmek gibi tuhaf düşünceleri vardır demesi çarpıtma konusuna bir örnektir. Burada zaten kendi işine o şekilde geldiği için bu şekilde söylemektedir. Tabii bunun tersi bir durum da söz konusudur. Yani alkolik olan bir adamın karımın alkolik olduğumu iddia etmek gibi tuhaf düşünceleri vardır demesi de söz konusu olabilir. O da bir diğer örnek. Burada alkolik kavramını farklı bir noktada da değerlendirebiliriz. Yani alkolik değil de efendim, aşırı derecede sigara kullanıcısı olabilir. Veya başka negatif olan herhangi bir öğeyi kişinin kendisinde değil de başka birisinde veya işine geldiği gibi aktarması olayını kastedebiliriz. Gene kötü alışkanlıkların nedeniyle sevilmeyen bir kişinin "ben çok güzelim, akıllıyım, o yüzden meyve veren ağacı taşlarlar" diyerek sevilmediğini belirtmesi bir çarpıtmadır. İşte kötü alışkanlıkları biraz açacak olursak konuya. Efendim, genelde negatif olan özelliklere sahip, çevresine rahatsızlık veren, çevresini rahatsız eden ve bu yüzden özde sevilmeyen bir kişinin kendisine işte farklı öğeler yükleyerek, burada gördüğünüz gibi bu örnekleri şuraları çoğaltabiliriz. İşte "güzelim, akıllıyım, zekiyim, her şeyi ben yaparım, en iyi benim, duayenim" gibi vesaire. "O yüzden meyve veren ağacı taşlarlar" diyerek sevilmediğini belirtmesi bir çarpıtma örneğidir diyoruz. Genel bir kavram olarak yaklaşacak olursak, kişi bir takım istek, düşünce, duyguları gerçekte var oldukları gibi kabul edip
sıkıntı ve içsel çatışma yaşamamak için. Bakın yani bu savunma mekanizmasına başvurmanın asıl nedeni bu. İçsel çatışma, sıkıntı yaşamamak. Olayı daha farklı hale getirerek sıkıntı yaratmayacak şekilde kabul etmesi olayı çarpıtmadır. Yani sonuçta gene kişi idini, yani benini içsel çatışma yaşamamak için, sıkıntı yaşamamak için bu savunma mekanizmasını kullanıyor diyebiliriz. Gene ülkemizde sıkça rastlanan olaylardan bir tanesi. Efendim bir trafik kazasında suçlu olduğu halde kim arabadan önce inerek karşı tarafı bağırarak suçlamaya başlıyorsa veya kim böyle baskın karakter niteliğinde oluyorsa, suçlu bile olsa efendim haklıymış gibi o pozisyona gelmesi çarpıtma olaydır ki genelde ülkemizde bu şekilde yaşanmakta. İşte sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ve arabadan inip işte karşıdaki kişiye kendi suçlu olduğu halde farklı şekillerde yaklaşımda bulunma, çarpıtmaya bir örnektir diyoruz. Shakespeare'in, rahmetli Shakespeare'in, çok fazla itirazcı bir bayan aslında sizinle aynı fikirde olabilir sözü doğrultusunda bakacak olursak, eğer kişi gereğinden fazla alçak gönüllü, istekli ve şefkatli ise aslında karşıt duygularını saklıyor olabilir demiş. Tabii bu olabilir. Toplumda buna ilişkin birçok örnek de verilebilir. Örneği bu konuda geliştirebiliriz. Evet, eğer kişi başkalarını memnun etmek için aşırı çaba gösteriyorsa, gerçek güdü onları memnun etmek yerine memnun etmemek korkusudur. Çok ilginç. Birey aşırı iyi ise insanlara duyduğu düşmanlığın karşıtını gösteriyor olabilir. Bu da ilginç. Beni bir hayli düşünceye sevk eden bir konu oldu. Evet, böylece sunumumuzun sonuna geldik. Umarım çarpıtma hakkında örneklerle konuyu iyice pekiştirmişizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılar sunarım. İyi günler, iyi akşamlar. Çöz.